Yönetici sayfamızdan haber eklememiz tamam. Duyuru eklememiz tamam. Şimdi haber sil, duyuru sil, ziyaretçi defteri mesajları ve e-bilgi edinme kontrol ile ilgili işlemlerimizi yapacağız. Haber silde, duyuru silde arkadaşlar sitemizde yer alan haberleri listeleteceğiz ve bunlara silme işlemini gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde ziyaretçi defteri mesajlarında da aynı metodu kullanacağız. E-bilgi edinme kontrolde de aynı metodu kullanacağız. Bunun için öncelikli olarak yönetim şablonumu açıyorum. Yönetim şablonumu açtım. Bu sayfamız nereye gidecekti? Habersil, yön habersil ASP sayfamıza. Yön habersil ASP sayfamız var. Yön habersil ASP sayfamızı da açıyoruz. Yön habersil ASP sayfamıza öncelikle bir record set oluşturmamız gerekiyor ki kayıtlarımız listelensin. Bindings panelinden bir record set oluşturuyoruz. Habersil olarak adını verdik. Bağlantımızı seçtik. Haber tablomuzdan olsun. Burada arkadaşlar filter ve sort önemli değil. Okey dedik. Okey dedikten sonra buraya bir dynamic table insert application obje dynamic data dynamic table ekliyoruz. Dinamik tablo ekliyoruz ki haberlerimiz burada görüntülensin. İstersek burada kaç haber görüntüleneceğini belirtebiliriz. 10 haber ya da 5 haber diyelim. 5 haber görüntülensin ya da 10 haber, bu size kalmış. Tablomuzun çizgi kalınlığı 0 piksel olsun ya da all records diyerek tüm haberleri listeletebilirsiniz. Okey dedik. Şimdi haberimizin resmi önemli mi arkadaşlar? Değil. Dolayısıyla bu haber resim bölümünü table delete column diyerek siliyoruz. Aynı şekilde haberimizin ID'si dursun, haberimizin numarası, başlığı ve metni de silelim isterseniz. Sadece başlıklara göre bunu listeletelim. Table delete column. Haber ID tablomuzdaki haber ID sütununu seçip sağ tuş table insert column diyoruz ki bir sütun ekliyoruz. Buraya da sil yazıyoruz. Sil. Sil yazımızı seçerek buna link vereceğiz. Insert application obje go to detail page. Bu nereye gidecek? Detay sayfamızın adı ne? Yön alt tire haber alt tire sil alt tire onay nokta ASP sayfamıza gitsin. Bunu da kopyalayalım ki şablonumuzdan oluşturalım. Record setimiz haber sil. URL parametre haber ID'ye göre görüntülenecek. Okey dedik. Ctrl S ile yönetim haber sil ASP sayfamızdaki değişikliği kaydediyoruz. Yönetim şablonumuzu save as diyerek yön haber sil onay ASP adıyla kaydediyoruz. Şablonumuzdayken yine pardon yönetim haber sil onay sayfamızdayken bir record set oluşturalım. Haber sil onay olsun adı. Bağlantımızı seçtik. Haber tablomuzu seçtik. Burada arkadaşlar filter haber ID'ye göre listelenecek. Burası önemli. Veri tabanımızdaki haberler haber ID'ye göre Explorer adres çubuğunda görüntülenecek. Okey dedik. Buraya bir de form ekliyoruz. Formumuzun adı haber sil onay olsun. Formumuzdayken Enter'la alt satırlara inelim. Record setimizi genişletelim. Haberimizin başlığı görüntülensin burada. Çünkü neyi silecek? Onu burada görmemiz gerekiyor. Haberimizin metni de görüntülensin. Bu ikisi görüntülenecek. Buraya bir buton ekliyoruz. Butonumuzun adı sil olsun. Sil butonumuz seçiliyken Server Behaviors panelinden bir Delete Record davranışı eklememiz gerekiyor. Kayıt silme. Konveriden haber tablomuzdan haber sil onay formundan gelecek. Silme işlemi gerçekleştikten sonra nereye gidecek?
Yönetim indeks sayfasına gitsin. Okey dedik. Ctrl C ile haber sil onay ASP sayfamızdaki değişikliği de kaydediyoruz. Yönetici olarak sistemimize giriş yapıyoruz. Bakın haber sil. Haberlerimiz burada görüntüleniyor. Burada en son Ümit 2008 hayali bitti. 6 numaralı haber sil dedik. Detay sayfamıza gönderdi. Sil dediğimiz anda bakın haber sil dedik. 6 numaralı haberimizin burada silinmiş olduğunu görüyoruz. Aynı işlemi duyuru silme için yapalım. Haber sil onay ASP sayfamızdaki ve yönetim haber sil onay ASP sayfamızdaki değişiklikleri kaydettikten sonra bunları kapattık. Ve yönetim duyuru sil ASP sayfamızı açtık. Buraya bir record set oluşturalım. Record setimiz duyuru sil olarak adlandıralım. Bağlantımızı seçelim. Duyurular tablomuza gitsin. Burada filter ve sort yani filtre ve sıralama önemsiz. Okey dedik. Tablomuzdaki ilk üç sütunu birleştirip tek satır haline getirdik. Ve buraya bir insert application objects dynamic data, dynamic table ile dynamic table'ımızı oluşturuyoruz. Duyurumuzun no'su, duyurumuzun başlığı ve duyurumuzun metni. İstersek duyurumuzun metnini görüntületmeyebiliriz. Görüntülensin, önemli değil. Duyuru numaramız seçilirken sağ tuş table insert column diyerek buraya yeni bir sütun ekledik. Bunu da adını sil olarak içine sil yazımızı yazdık. Yazımızı seçtik. Insert menüsünden application objects'ten go to diyerek detay sayfamıza buradaki sil yazısını linklendirdik. Detay sayfamızın adı ne olacak? Yön alt tire duyuru alt tire sil alt tire onay nokta ASP sayfamız olacak. Sayfamızı oluştururken yazmamak için buradaki adı kopyaladık. URL parameter seçili. Duyuru ID'ye göre listelenecek. OK diyerek buradaki record setimizi ve detay sayfamıza linklendirme işlemini bitirmiş olduk. Şimdi yönetim şablonumuzu açarak burada save as yapıyoruz. Farklı kaydet diyoruz. Yönetim sil, duyuru, sil, onay, ASP sayfasına bunu yönetim duyuru sil onay ASP sayfası adıyla kaydediyoruz. Hatırlayacağınız gibi yine buraya bir record set oluşturuyorduk. Duyuru sil onay adıyla bunu adlandırdık. Bağlantımızı seçtik. Duyuruları tablo olarak seçtik. Burada filter duyuru ID'ye göre Explorer adres çubuğunda görüntülenecek dedik. Okey dedik. Bunu yaptıktan sonra tablomuzda gerekli biçimlendirmeyi yaptık. Bir form ekledik. Formumuzun adı duyuru sil onay olsun. Enter'la formumuzun içine birkaç paragraf açtık. Duyurumuzun başlığı burada görüntülensin dedik. Duyurumuzun metni de burada görüntülensin dedikten sonra bir silmek için buton ekledik. Butonumuzun adını sil olarak değiştiriyoruz. Ve butonumuz seçiliyken Server Behaviors panelinden bir Delete Record davranışı ekliyoruz ki kayıt silme işlemi gerçekleşsin. Veri tabanı bağlantımızı seçiyoruz. Tablomuzu seçiyoruz. Silindikten sonra nereye gidecek? Yönetim Index ASP sayfamıza gidecek. Buradakilerde hatırlarsanız duyuru sil onay diye bir bölüm oluşturmuştuk formumuzda. Okey işlemiyle duyuru sil onay ASP sayfamızdaki değişikliği kaydediyoruz. Yön duyuru sil ASP sayfamızdaki değişikliği de kaydediyoruz. Bakın duyuru sil dediğimizde duyurularımız burada görüntüleniyor. Sil bölümüne bastığımızda duyuru sil onay ASP sayfamız açıyor. Sil butonuna bastığımız anda duyuru silindi. Bakın 3 numaralı duyurumuz burada yok. Duyurularımızı da bu şekilde silmiş olduk. Aynı şekilde arkadaşlar bizler sistemde
Ziyaretçi defteri mesajlarını da bu şekilde sildirebiliriz. E-bilgedimi mesajlarını da bu şekilde sildirebiliriz. Son kez ziyaretçi defterindeki mesajlarımızı sildirelim. Nereye gidecek? Ziyaretçi defteri mesajları yön mesaj kontrol ASP sayfamıza gidecek. Yön mesaj kontrol ASP sayfamızı açtık. Yönetim şablonumuzu da açalım ki bundan detay sayfamızı oluşturacağız. Yön mesaj kontrol ASP sayfamızdayken mesajlarımızı görüntületecek bir request set oluşturalım. Adı mesaj kontrol olsun. Konveriden defter ziyaretçi defterinden alacak. Filter ve sort önemli değil. OK dedik. Request setimizi oluşturduktan sonra buraya ne yapıyorduk? Bir live datadan dynamic datadan dynamic table ekliyorduk. Buradan mesaj ID'nin başına yeni bir sütun ekliyoruz. Sütunumuz seçili. İçine sil yazdım. Sil yazımızı seçerek buna link vereceğiz. Go to diyerek application objects go to detail page. Detay sayfasının adı ne olacak? Yön alt tire mesaj alt tire sil alt tire onay nokta ASP sayfamıza linklenecek. Bunu yazmamak için kopyalayalım. Yine URL parametre göre Explorer'da görüntülenecek. OK dedik. Yönetim şablon ASP sayfamızda save as yaparak onay ASP olarak kaydettik. Yine buraya bir record set oluşturduk. Adı mesaj sil onay olsun. Veri tabanı bağlantımızı seçtik. Defterden gelecek. Filter'dan mesaj ID'ye göre görüntülenecek. OK dedik. Bir form ekledik. Formumuzun adını mesaj silme onay dedik. Yine buradayken Enter'la yeni birkaç paragraf oluşturduk. Record setimizi genişlettik. Mesajı yazan kişinin adı soyadı burada görüntülensin. Mesaj da burada görüntülensin. Diğerlerine gerek yok. Butonu ekledik. Butonumuzu seçerek sil olarak isim verdik. Butonumuz seçili. Server Behaviors panelinden bir delete record kayıt silme davranışı ekledik. Silindikten sonra nereye gidecek? Yönetim indekse gidecek. Bunları arkadaşlar zaten form oluştururken isimlendirmiştik. OK dedik. Ctrl S ile kaydettik. Mesaj kontrolümüzde Ctrl S ile kaydettik. Sitemiz ön izleme penceresini açtık. Ziyaretçi defteri mesajları. Bakın mesajlarımız burada görüntüleniyor. Bir numaralı mesaj. Silmeyelim, o ilk diyor. 2 numaralı mesaj, 3 numaralı mesaj. 3 numaralı mesajı görüntüledik, sil dedik. Bakın artık 3 numaralı mesajı burada göremiyoruz. Ziyaretçi defterimize de baktığımızda 3 numaralı mesajın buradan silinmiş olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar sizler e-bilgi edinme formu ile ilgili olarak da buradaki görüntüleri alabilirsiniz sisteminize ve silme işlemini de gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Yapacağız. Yönetici sayfamızdan haber eklememiz tamam. Duyuru eklememiz tamam. Şimdi haber sil, duyuru sil, ziyaretçi defteri mesajları ve e-bilgi edinme kontrol ile ilgili işlemlerimizi yapacağız. Haber silde, duyuru silde arkadaşlar sitemizde yer alan haberleri listeleteceğiz ve bunlara silme işlemini gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde ziyaretçi defteri mesajlarında da aynı metodu kullanacağız. E-bilgi edinme kontrolde de aynı metodu kullanacağız. Bunun için öncelikli olarak yönetim şablonumu açıyorum. Yönetim şablonumu açtım.
Bu sayfamız nereye gidecekti? Habersil, Yönhabersil ASP sayfamıza. Yönhabersil ASP sayfamız var. Yönhabersil ASP sayfamızı da açıyoruz. Yönhabersil ASP sayfamıza öncelikle bir record set oluşturmamız gerekiyor ki kayıtlarımız listelensin. Bindings panelinden bir record set oluşturuyoruz. Habersil olarak adını verdik. Bağlantımızı seçtik. Haber tablomuzdan olsun. Burada arkadaşlar filter ve sort önemli değil. Okey dedik. Okey dedikten sonra buraya bir dynamic table, insert, application, obje, dynamic data, dynamic table ekliyoruz. Dinamik tablo ekliyoruz ki haberlerimiz burada görüntülensin. İstersek burada kaç haber görüntüleneceğini belirtebiliriz. 10 haber ya da 5 haber diyelim. 5 haber görüntülensin. Ya da 10 haber, bu size kalmış. Tablomuzun çizgi kalınlığı 0 piksel olsun. Ya da all records diyerek tüm haberleri listeletebilirsiniz. Okey dedik. Şimdi haberimizin resmi önemli mi arkadaşlar? Değil. Dolayısıyla bu haber resim bölümünü table delete kalım diyerek siliyoruz. Aynı şekilde haberimizin ID'si dursun. Haberimizin numarası, başlığı ve metni de silelim isterseniz. Sadece başlıklara göre bunu listeletelim. Table delete kolon. Haber ID tablomuzdaki haber ID sütununu seçip sağ tuş table insert column diyoruz ki bir sütun ekliyoruz. Buraya da sil yazıyoruz. Sil. Sil yazımızı seçerek buna link vereceğiz. Insert application obje go to detail page. Bu nereye gidecek? Detay sayfamızın adı ne? Yön alt tire haber alt tire sil alt tire onay nokta ASP sayfamıza gitsin. Bunu da kopyalayalım ki şablonumuzdan oluşturalım. Record setimiz haber sil. URL parametre haber ID'ye göre görüntülenecek. OK dedik. Ctrl S ile yönetim haber sil ASP sayfamızdaki değişikliği kaydediyoruz. Yönetim şablonumuzu save as diyerek yön haber sil onay ASP adıyla kaydediyoruz.